Merhabalar değerli izleyenler Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videonun bir bölümünü evimin karşısındaki parkta hazırladık. Komşular parkta oturuyordu. Hemen 2 kilo ince biber, 2 kilo da köy biberi almıştım. Biberleri sofrayı kaptım. Hemen parka yerleştim dedim. Komşulara da gelin böyle beraber oturalım. Hem benim işim görülsün hem de sizlere bir anı olsun. Video içerisine sizleri de dahil edeyim. Onlar da sağ olsunlar beni kırmadılar. Beraber biberleri doğradık. İnce biberi, yemeklik, köy biberini de kızartmalık olarak hazırladık. Geçen sene de ince biberden dondurucuya atmıştım. Çok işime yaradı. Bu sene daha bol miktarda dondurucuya atacağım. Geçen seneki miktar az geldi. Kış ortasında kalmıştım. Gerçekten gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Çok güzel oluyor küçük küçük doğrayıp bu şekilde hazırlıyorum. Her yemeğin içerisine de ekliyorum. Bu sene kızartma biberi de hazırladım. Anlık misafirler geldiğinde ya da canımız istediğinde bu şekilde hemen dondurucudan çıkartıp hafif soteleyip içerisine biraz domates katıp güzelce yeriz. Biberleri komşulara doğrattım. Hemen kaptım getirdim. Dışarıda doğradığımız için tekrar yıkadım. Suyu süzüldükten sonra buzdolabı poşetlerine dolduracağım. Yemeklik ve kızartmalık olarak ayıracağım. Yemeklik biberi dilediğiniz kadar poşet içerisine doldurabilirsiniz. Ben bize yetecek kadar 4-5 yemeklik dolduruyorum. Poşet biraz büyük. Poşetin ağzına bir düğüm atıyorum. İçerisindeki havayı alıyorum. Görüyorsunuz. içerisindeki havayı alıp yemeklik biberi bu şekilde hazırladım. Kızartmalık biberi de aynı şekilde dilediğiniz miktarda poşet içerisine ekleyip içindeki havayı alıp kışın aynı lezzetle yiyebilirsiniz. Daha önce zaten hazırlayanlar bilir, hiç yapmayanlar da gönül rahatlığıyla hazırlayabilir. Ben denedim, gayet lezzetli oluyor buzu çözülmeden direkt pişirirseniz hiçbir şekilde lezzetini kaybetmiyor. Ama dışarıda bekletirseniz lezzeti güzel olmuyor. Hemen dondurucudan çıkartacaksınız. Direkt tavaya atıp biraz soteleyip içerisine sade ya da domates içerisine ekleyip zevkle yiyebilirsiniz. Yemeklik ve kızartmalık olarak hazırladığım biberlerin son poşetini de havasını alıp ağzına bir düğüm atacağım ve dondurucuya bırakacağım. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlerle paylaştım. Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Pratik, lezzetli, ekonomik tariflerde tekrar görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.